Ve Ukrayna'da günümüzde yaşanan savaşa da yer verildi. Ne diyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun bu kararı? Şimdi önemli bir gelişmeydi aslında dönemin Sovyet lideri Stalin toprak reformunu çiftçilere zorla kabul ettirmek için Ukrayna'da 4 milyon işçiyi ölüme mahkum etti. Yani buna aslında Holodomor kıtlık ölümü diyoruz ve insanların kıtlığa mahkum edilmesi, aç kalması ile ölmesi olarak nitelendiriliyor. Ve bunu Ukrayna parlamentosu aslında daha çok önceden kabul etmişti soykırım olarak ve Almanya'da da bunun soykırım olarak kabul edilmesi önemli oldu. Ve şunun da altı çizildi. Bugünün perspektif tarihi ve siyasi olarak da yapılanlar soykırımdır açıklamasında bulunarak bu dönemde de yaşananların aslında altı çizildi. Şu anda da aslında belli bölgelerde soykırım olup olmadığı da konuşuluyordu. Ama en azından geçmiş dönemde 4 milyon Ukraynalının böyle ölüme mahkum edilmesinin soykırım olarak kabul edilmesi Almanya'nın federal meclisinde önemliydi. Sadece aşırı sol ve aşırı sağ grupları çekimser kaldılar ve oy kullanmak istemediler, evet demediler. Ama çoğunluktaki birçok parti üyesi, milletvekili Rusya'yı eski geçmişinde yaptığı Stalin döneminde yapılan bu soykırımı resmi olarak da tarihe geçirdi ve tescilledi. Baktığımız zaman da Romanya, İrlanda, Moldova gibi bazı başka ülkelerde de bunu soykırım olarak kabul edildiğini resmi olarak da söyleyebiliriz. Peki o zaman şöyle seninle olan bölümü daha renkli bitirelim mi? Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un biz çok konuştuk Biden'la tokalaşmasını. Neredeyse yaklaşık bir dakika tokalaştılar. Görüntülerde gelecektir şimdi arkadaşlar getirecektir. Haberini de paylaştık hatta biz. Şimdi ne oldu? Açıkçası ekrana gelen görüntülerde biz hep Türkiye'de farklı o kadar el sıkışmayı farklı alanlarda görürdük şimdi. Özellikle şimdi tabiri caizse diyeyim aslında benzetmenin şeyi olmaz. Bizde kurban pazarlığı gibidir o kadar uzun süre tokalaşmak ama iki lider uzun süre bir dakika boyunca ne dersin bu konuyla ilgili? Şimdi bu tokalaşmalar Beyaz Saray'da çok meşhur. Hatırlayacağın üzere Başkan Trump döneminde de enteresan tokalaşma, sert veya hızlı tokalaşmaları hep gündem oluyordu. Aslında Biden'ın Macron'un ilişkisi çok samimi ve içten. Macron da Biden'ı Avrupa'da görüşmüştü, ağırlamıştı ve Biden hakikaten 2 yıldır görevde ve ilk defa devlet töreniyle bir Avrupa'dan devlet başkanı